Merhabalar değerli izleyenler. Turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün İstanbul Tuzla'dayız. Yanımızda firma sahipleri Mehmet Bey ve Halil Bey var. Firmamızdan, yaptıklarımızdan bahsedeceğiz ama öncelikli olarak sizleri tanımak istiyoruz. Sizden başlayalım Mehmet Bey. Mehmet Bey kimdir? Merhabalar öncelikle. İsmim Mehmet, soyismim Çıtacı. Genç girişimciler olarak abimle birlikte bu işe girişimde bulunduk. Ve çok iyi bir şekilde de devam ediyoruz. Çok güzel. Sizleri de tanıyabilir miyiz Halil Bey? Tabii ki öncelikle hoş geldiniz. İsmim Halil Can Çıtacı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. Yeni mezunlarız aslında, öyle söyleyeyim. Şu anda birkaç senedir bu sektördeyiz. Kitapçılık ve hediyelik eşya sektöründe. Yaklaşık 2 senedir de bu işle beraberiz. Kardeşimle beraber başladık. Bakalım her şey yolunda, daha da devam ediyoruz. İnşallah. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizleri tanımaktan çok memnun olduk ama biz merak ediyoruz. Nasıl başladı bu serüven? Nasıl girdiniz bu işe? Şimdi şöyle, tabii biz bundan önce de çalıştığımız sektörde tanıdığımız arkadaşlarımız olsun, kurduğumuz ilişkiler olsun önümüzü biraz açtı. Biraz değil, epey açtı. Şöyle söyleyebilirim. Mesela oldukça yayın evinin sahipleri, pek çok yayın evinin sahipleriyle birlikte biz bu işe başladık. Bize daha uygun fiyata verdiler o arkadaşlarımız, öyle söyleyebilirim. Ürünlerimizi tabii ucuza almamız da biraz önümüzü piyasaya girer girmez açtı. Çünkü neden? Pek çok rakibimiz var. Yani aynı ürünü sattığımız onlarca farklı firma var. Biz tabii burada bir farkındalık yaratmak istedik. Örneğin sadece bizim sattığımız ürünleri bularak yola çıktık. Şu an Türkiye'de tabii ki satışlarımız var. Bunun haricinde yurt dışından, özellikle Çin'den olmak üzere Türkiye'ye ürün getiriyoruz. Bunun haricinde de yurt dışından, özellikle Kanada'ya ürün satışımız var. Tabii bunların hepsini şu anda biz kendimiz sağlıyoruz. Başka bir bu ürünü satan firmalar yok. Bu da tabii bize bir ayrıcalık tanıdı. Çok güzel. Kaç yıldır bu sektördeyiz peki? Ne zaman başladık? Şöyle söyleyeyim, biz kardeş olarak yani 10-11 yaşlarından beri iş hayatındayız. Ticaretin içindeyiz. Tabii bununla beraber kitapçılık ve hediye sektöründe yani yaklaşık bir 6-6,5 senemiz geçti. Tabii pek çok farklı firmada çalıştık birlikte. Birlikte olsun, farklı yerlerde olsun. Bu sayede tabii dediğim gibi dostluklarımız oldu, önümüz açıldı diyebilirim. Bu şekilde. Burada ne gibi hizmetler alabilir izleyicilerimiz? Birazcık detaylı olarak anlatabilir misiniz? Tabii ki. Bizim şu şekilde aktif bir satış yaptığımız mağazamız yok maalesef. Biz genel olarak toptan satış ve depodan perakende şeklinde online platformlar üzerinden satış yapıyoruz. Tabii bununla beraber e-ticaret sektöründe biraz daha hayli yol aldık. Tabii burada bizim arkadaşlarımız olsun, ekip arkadaşlarımız olsun, onların da desteklerini alıyoruz. Onlarla birlikte dediğim gibi e-ticaret üzerinden satışlarımız devam ediyor. Abimin de söylediği gibi yurt dışıyla alakalı Kanada ve Çin'le ticaretimiz devam ediyor şu anda. Onun dışında ise yurt dışında olmak üzere Çin, Kanada ve Almanya'da anlaşmalı olduğumuz ilkokul ve ortaokullarımız var. Bunlara kolaylıklı bir şekilde okuma kitapları, ders kitapları da temin edebiliyoruz. Ekip arkadaşlarımız ve yakın olduğumuz dostlarımızdan kaynaklı bir şekilde yurt dışında bunu daha çok ilerletmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Çok güzel. Dediğim gibi günümüz teknoloji çağı, artık kitapların çoğu filme uyarlanıyor ve insanlar buna yönelmeye başladılar. Peki sizce neden kitap okumalıyız? Neden kitap okumalılar? Ya tabii şimdi şöyle, kitap dediğimiz zaman da özellikle bizim üzerinde olduğumuz sektör olarak kültür kitapları devam ediyor. Şimdi kültür kitabı dediğimiz zaman da sadece ülkemizde değil, dünya genelinde bir büyük bir pazar var. Bu da yani insanlar inanın satın aldıkları zaman ürünleri, kitapları, kitap baz alındığında okumaktan ziyade artık dekor ürünü olarak bile satın alabiliyorlar. Yani öyle bir hal aldı. Keşke okuma oranları daha da artsa. Biz bu yönde şöyle bir aktif rol oynuyoruz. Özellikle başlangıç noktamız kendi başlarına okuduğumuz okullar oldu. Ortaokul ve lisemiz. Sağ olsunlar, öğretmenlerimiz de bize destek oldular ve oradaki arkadaşlarımıza toplu olarak satışlarımız oldu. Tabii satış yaparken daha çok hocalarımızın, öğretmenlerimizin istediği şeyleri verdiğimiz için biraz daha, nasıl söyleyeyim, okumaya adapte etmek, insanları, arkadaşlarımızı okumaya yönlendirmek amaçlı oldu. Burada abimin söylediği çok doğru, çok güzel bir konuya değindi. Şu anda Türkiye'de %97 oranda okuma seviyesi var. Bunu dünyada daha fazlaya denk getirmek istiyoruz aslında. Çünkü bunu yakın bir zamanda açtık kendi bünyemizde ve bunu daha fazla bir şekilde ülkeye yaymak amacıyla şu anda işimizi yürütüyoruz ve dediğimiz gibi bunu ilkokullar, ortaokullar
ders kitapları ve okuma kitapları olmak üzere bunları ücretsiz bir şekilde de temin ediyoruz. Son olarak hedeflerimizden bahsetmek istiyoruz. Çok gençsiniz, yolun çok daha başındasınız. Eminim çok güzel şeylere imza atacaksınız ama ayrı ayrı fikrinizi merak ediyorum. Hedefleriniz nelerdir? Şu anda hedeflerimiz en başta da söylediğim gibi yurt dışında daha fazla insana ulaşmak diyebilirim. Yani katılıyorum kardeşime. Şimdi şöyle söyleyeyim, yurt dışı olsun yurt içi olsun olabildiğince fazla müşteri yelpazesi sağlamak hem bizim kazancımız açısından hem de daha önemlisi tanınabilirlik olarak bizim şu andaki bir numaralı hedefimiz. Yani para kazanmaktan daha çok tanınmak, ismimizin bir yerlerde geçmesi bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizi tanımaktan çok memnun olduk. Misafirperverliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Müzik